Evet, konuklarımıza şimdi söz verelim. Bütün bu olup bitenleri onlarla değerlendirelim. Önce Sayın Vahit Bıçak'la başlamak istiyorum bu görüntüleri çünkü sık sık onunla tartışıyoruz. Siyasetçilerden önce onun görüşünü alalım. Sayın Bıçak, izlerken ne hissediyorsunuz böyle görüntüleri? Bu görüntüler tabii 21. yüzyıl Türkiye'sine yakışan görüntüler değil. İnsan hakları ve demokrasimizin geldiği evrede bu görüntüleri, bu tür görüntüleri artık görmememiz gerekiyor. Çünkü gösteri ve yürüyüş yapma temel bir insan hakkı. İfade özgürlüğü. İfade özgürlüğü sadece kitap yazarak, televizyonda konuşarak, makale yazarak olmaz. Aynı şekilde kişiler inandıkları düşünceleri seslerini duyurmak için bir araya gelip gösteri yürüyüşü yapabilirler. Barışçı gösteri yürüyüşü yapmanın herhangi bir izin de gerekmez. İzinsiz olarak gösteri yapılabilir. Medyada yanlış olarak izinsiz gösteri kavramı kullanılıyor. Anayasamıza göre yürüyüş izne tabi değildir. Sadece bildirime tabidir. Dolayısıyla izinsiz gösteri yapıyor diye bir gruba müdahale söz konusu olmaz. Polisin elbette Peki ki neden oluyor Vahit Bey? kuvvet Yani kullanma, sizin güç kullanma verdiğiniz yetkisi dersler var. uygulanmıyor mu? Neden oluyor bu olaylar o zaman? Aslında polis akademisinde ve polis meslek yüksek okullarında güç kullanma konusunda polis çok iyi eğitiliyor. Dünya standartlarında eğitiliyor. Ve eğitimde gücün orantılı kullanılması gerektiği, kademeli kullanılması gerektiği, bir direnç olması durumunda gücün kullanılabileceği ve gücün sadece karşılaşılan direnci kırmak için kullanılabileceği eğitimde veriliyor. Bu görüntüler izlediğimiz kadarıyla eğitimde verilenlerin sokağa yansımadığını gösteriyor maalesef. Bu tabii bir eğitimciler olarak, öğretim üyeleri, akademisyenler olarak bizler için de bir üzüntü kaynağı. Tabii Sayın Bıçak, neden olduğunu soracağım. polisin İzin verirseniz güç diğer kullanma... konuğumuza da söz vereyim. Ondan sonra tekrar size döneceğim. Ve neden sizin Peki okulda Can Bey. öğrettikleriniz sokağa yansımıyor? Bunu soracağım ama bu konuda birini suçlayan bir siyasetçi konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Muharrem İnce. Sayın İnce, neden İstanbul Emniyet Müdürünü doğrudan görevden almasını istediniz? Neden mesela diyelim İçişleri Bakanı ya da siyasi sorumlu değil de polisin amiri pozisyondaki birinin görevden alınmasını istediniz? Efendim, öncelikle şöyle başlayayım. Polisin bir çifte standardı söz konusu burada. Yani 2005 yılında Hizbul Tahrir Fatih Camii'nin çıkışında sesime çok ses geliyor. Onu biraz azaltabilir misin? Kulağıma. Tabii kulağa gelen sesi alalım artık. 2005 yılında Cuma namazı çıkışında Hizbul Tahrir bir gösteri yaptı ve burada ses düzeni kurdu. Buradan Atatürk'e, Cumhuriyet'e ağır sözler söylediler. Ama polis seyretti sadece uzaktan, hiçbir şey yapmadı. 2009 yılında Hizbullah eylem yaptı. Polis yine seyretti. Polis, sendika, işçi, öğrenci, sol içerik hissederse acımasız davranıyor. Polisin görevi kamu düzenini tesis etmektir. AKP düzenini korumak değildir. Hüseyin Çapkın diyor ki, polisin diyor zor kullanma yetkisi vardır diyor. Tamam, polisin yasalar çerçevesinde zor kullanma yetkisi var. Ama bu yapılan zor kullanma değildir. Bu bir zorbalıktır diyorum ben. Onun için Emniyet Müdürünün görevden alınmasını istedim. Burada Sayın Başbakan da mağdurluktan zalimliğe geçmiş olur. Yani bu görüntüler karşısında anne baba olan birisinin, milletvekili olan birisinin, bakan, başbakan olan birisinin, insan olan birisinin vicdanının sızlamaması mümkün mü? Sayın İnce, sizce burada Sayın Çapkın bir inisiyatif mi kullandı, bir emri mi yerine getirdi? Bakınız, polislerin kasklarında numara olmayacak mı? Peki bu gaz sıkanların, elinde cop olanların, en öne geçenlerin, bunlar görevlendirilmiştir. Amirleri tarafından görevlendirilmiştir. Neden bunların kasklarında numara yok? Bunlar tanınmıyor. Bunlar daha başlangıçta sen şu işi yapacaksınız diye görevlendirilmiş bunlar. Onun için
O emniyet müdürü oradan görevden alınmalıdır diyorum. Bu yapılan, bu bir müdahale değildir. Bu bir işkencedir. Bu insanlık suçudur. Yani yerde yatan bir kız çocuğuna tekme atmak hangi polisin görevidir? Polis vazife ve selahiyetleri kanunun hangi maddesinde polis böyle davranır diye yazar? Bunlar, yani polis Topkapı baskınında böyle davranmıyor. Hizbullah'a böyle davranmıyor. Hizbul Tahrir'e böyle davranmıyor. Ne oluyor orada? Yani burada düşmana mı saldırıyor bunlar? Bu çocukların istedikleri nedir? Buna bakalım önce. Ne diyor? Parasız eğitim istiyorum diyor. Ulaşıma zam olmasın diyor. Peki. Özgür üniversite diyor. Demokratik üniversite diyor. Bu talepleri söyleyen birisine düşmana davranır gibi. Hele Hüseyin Çelik'i bugün çok yadırgadım. Bunlar diyor aynı tipler. Bunların dersle falan ilgisi yoktur. Bunlar diyor her olayın içindedir. Araştırmış mı oradaki çocukların hepsini? Bunlar çok çirkin yakıştırmalardır. Peki. Tekrar Sayın Bıçak'a döneceğim Sayın İncet. Ne dersiniz Vahit Bey? Bir çifte standart iddiası var Sayın İnce'nin. Bir yandan da gerçekten burada Sayın İnce'ye sorduğum soruyu size sorayım. Emniyet müdürü bir inisiyatif mi kullanıyor yoksa bir tür aldığı emri mi uyguluyor sizce? Şimdi polis kanunlar çerçevesinde görev yapar ve kanunlar polise halkın canını, malını ve ırzını koruma görevi vermiştir. Dolayısıyla temel hak ve özgürlüklerin kullanılması açısından gösteri yürüyüşe buna dahildir. Polis vatandaşlar arasında herhangi bir ayrımcı kayrımcı uygulama yapamaz. Hukuk sistemimizde, anayasamızda, ceza kanunumuzda göstericilerin görüşlerine göre farklı muamele yapılmasının hukukumuzda herhangi bir yeri yoktur. Böyle bir uygulama olmaması gerekir. Tabii bu tür iddialar varsa bu iddiaların araştırılması gerekir. Oluyor diyorsa bunun araştırma yöntemleri vardır. Mecliste soru, gen soru gibi yöntemleri vardır. Araştırmaya Türkiye Büyük gerek Millet yok. Meclisi'nde İnsan Hakları Komisyonu harekete geçebilir. Başbakanlık bünyesinde benim de bir dönem başkanlığını yaptığım İnsan Hakları Başkanlığı bu konuda harekete geçebilir. Dolayısıyla hukuk sistemimizin öngördüğü hukukun temel ilkelerine aykırı uygulamalar araştıracak mekanizmaları devreye sokmak lazım. Polis hiçbir şekilde göstericilerin savundukları tezleri dikkate alarak bir tepki veremez. Polisin nasıl tepki vereceği uluslararası hukukta ve ulusal hukukumuzda nettir. Vahit Bey, öncelikle Vahit Bey siz tabii ideal olanı bize anlatıyorsunuz gerekir. Ama bizim bir de siz idealini anlatıyorsunuz ama bir de gördüğümüz manzara var. Cumhuriyete, Atatürk'e hakaret edenlere polis niye böyle davranmadı? Bal gibi de AKP'nin ideolojik aygıtı haline gelmiştir polis bugün. Bunlar ileri demokrasinin değil, bunlar faşizmin görüntüsü. Sayın Bıçak, şunu öğrenmek istiyorum. Gerçekten burada istese emniyet müdürü veya hükümet böyle davranılmamasını sağlayamaz mı? Bu yani polisin kendi inisiyatifiyle olan bir şey mi gördüğümüz şeyler? Hükümet, polis zaten İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışır. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı bu tür olayların meydana gelmemesi için gerekli tedbirleri almalıdır. En son bu tür aşırı orantısız güç kullanımını 1 Mayıs 2008'de Türkiye yaşamıştı. O tarihten bu zamana bu tür görüntülere rastlanmıyordu. İçişleri Bakanlığı burada bir genelge yayınlayarak göstericilere karşı daha hoşgörülü, daha duyarlı davranılmasını isteyebilir. Elbette ki siyasetçiler bunun bir takım siyasi talepler ortaya atabilirler. Bunların muhatabı bilim adamı olarak şahsımın olmadığını düşünüyorum. Burada benim ifade edebileceğim nokta şu, görüntüleri hep birlikte üzülerek izledik. Bu görüntüler hukukun öngördüğü görüntüler değildir. Bu görüntüler savunulamaz. Gaz, biber gazı bu şekilde doğrudan kişilerin yüzüne, gözüne karşı kullanılamaz. Biber gazı kullanmadan önce ön aşamaların tüketilmesi gerekir.
yere düşen bir bayanın üzerinde